Sayın Valim, değerli protokol üyeleri, sizleri 15 Temmuz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum, arz ederim. İçin, bu millet için, istiklal ve istikbalimiz için şanlı bayrağımız altında şehadet mertebesine ulaşmış şehidimiz Ömer Can Açıkgöz'ün adına düzenlenen bu hatıra ormanının açılışında bir aradayız. Ya Rabbi şehidimizin ve 15 Temmuz'da bu vatan için gözünü seyretmiş bütün şehitlerimizin, bütün kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle, suallerini asan eyle. Ya Rabbi şehidimizin ve bütün şehitlerimizin aziz hatırasını ila yevmil kıyame yaşatmayı, onların bize bıraktığı bu vatan, bu millet bayrak nöbetini kıyamete kadar en güzel şekilde sürdürmeyi bizlere nasip eyle. Yurdumuzu hainlere şiirte ya Rabbi. Hainler ve düşmanlarımız karşısında Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize, milletimize güç, kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Bizleri milletçe mahcup etme. Allah'ın dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Böyle fotoğraf az geri gelelim. Gel gel. Şu an. Mezarı şehitliği Ayancık ilçemiz Büyükdüz köyünde meftun. Yine böyle bir yol kenarında şehitliğimiz var. 15 Temmuz'un haftasında kendisini iki defa ziyaret ettim. Ve bugün kendisinin anısına bir orman, şehitlik ormanı yapmak istedik. Ve burada bir hatıra ormanı canlandırdık. Şehidimiz Ömercan Açıkgöz için. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve şuna inanıyorum. Bizim Türkiye olarak şehitlerimiz bu toprakların tapusudur. İşte Ömercan Açıkgöz kardeşimiz de bu toprakların tapusunu Türk milletine vermiştir. Hazreti Seyyid Bilal Hazretleri 675 yılında bu Sinop ilimizde şehit olmuştur. O bu toprakların tapusunun Türklere ve Müslümanlara geçmesi için ilk şehidimizdir. Ve 15 Temmuz'da da 250 şehidimiz vardır Ömercan Açıkgöz dışında. Ben de Ömercan Açıkgöz'ü Türkiye, Türk vatanının tapusunu bu millete verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ormanın da ilelebet yaşamasını, isminin de burada yaşamasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.